Şimdi o baştan bir daha anlatır mısın abi? Şimdi boyutları daha iyi anlayabilmek için elimizde önce bir küre alalım. Bunu 3 boyutlu küreyi 2 boyuta taşıyalım beraber. Şu bu 3 boyuttur bu. Bu 3 boyutlu. Bunu 2. boyuta taşıyalım. Siz sevmediniz bunu ama. Tamam onu yap. Küreyi 2 boyutlu bir yüzeyin arkasından ben ittirmeye başlıyorum yavaş yavaş. 2 boyut o şey tabela. Evet şey. Bu 2 boyutlu bir yüzey. Küre 3 boyutlu. Arkadan itiyorsun. İttirmeye başladım ben. İtti. İttirdim. Biraz daha ittirdim. Biraz daha ittirdim. İkinci boyutun içine girmeye başladığı zaman 3 boyutlu küre önce nokta bırakmaya başladı. Hı-hı. Önce nokta olarak göründü. Niye? Kürenin yuvarlak kısmının önce bir noktası girdi 2 boyutlu yüzeye. Hı-hı. Ucu girdi. Yani 2 boyutlu varlıklar bir baktılar ki buraya bir şey geldi. Bu boyuta bir varlık geldi. Hı-hı. Yani orada var olmaya başladı. Sonra bu varlık küre itildikçe orada 2 boyutta bıraktığı nokta büyümeye başladı. Niye? Küre büyümeye başlıyor çünkü eğiminden dolayı. Küre büyüyor. Yuvarlak da büyümeye başladı. Büyüdü. Büyüdü. Ben ittirdikçe o daha çok büyüyor. Sonra önden çıkan küre küçülen bir iz bırakmaya devam ediyor. Küre önden çıktı. Arkada bıraktığı son iz yine noktaydı. Yani ikinci boyuttaki varlıklar için bir nokta olarak var oldu, büyüdü, küçülerek yok oldu. Ötekisiyle daha güzel olur. Tekrar anlatalım öbürküsüyle. Bu daha güzel olur. Bak. 3 boyutlu küre 2 boyutlu yüzeye doğru ittirmeye başladı. O yüzey olan o siyah çizgi. Evet 2 boyutlu yüzey siyah çizgi. İt bakayım. Ben ittirmeye başladım. İttim. Önce bir nokta göründü. Temas edince oraya ucu nokta olur. İlk nokta değiyor. Teğet geçiyor çünkü. Teğet. Sonra biraz daha büyüdü yuvarlak. Biraz daha büyüdü. En büyük haline geldi. Sonra küçüldü. Küçüldü. Ve noktaya... Tekrar en son nokta bıraktı. Sonra uzaklaştı yüzeyden. Yani küre orada değişime uğradı. İki boyutta değişime uğradı. Ama kürenin aslı nerede? Burada küreye ne oldu? Küre doğup büyüdü mü? Hiçbir şey. O zaman şu yüzeye göre doğdu, büyüdü, öldü. Bir de şöyle bir şey var. Bu iki boyutlu yüzeye girerken o alemin kurallarına uygun giriyor. Sen ne yaparsan yap. Yani hızlı ettirin hiç fark etmez. Oradaki kurallara göre geliyor. Yani hiç olmadık bir şey 3 boyuta gelse yine buranın kurallarına göre geliyor. Çocuğun doğması çok normal bir şey değil aslında. Biz alıştığımız için normal geliyor bize. Hani sanki o çizgi gibi, o çizgiden ittiriliyor. Bir şey geliyor buraya, doğuyor. Bir şey aslında çok olması da sahte de onu da sonra anlatacağım. Tamam. Bunu geçelim şimdi. Bir de şey var. Dünya ve ahiret. O çizgi dünya. Aslında evet. Şöyle yani o bir şey var. 3 boyutta kesit bırakıyor. Bir şey var. 3 boyuta geliyor, kesit bırakıyor ve biz buna insan diyoruz. Ama insan hangisi insan? Şöyle insanın aslı şu. Bu aslı bu. Dünyadaki insan da bu. O çizgi dünyadır. O insanın dünyada ilk önce nokta bebek. Sonra büyüyor. Sonra ölüyor. Sonra ama buranın ölümü, o aslında, o uzaklaştın. Götürsene biraz, gitsin. Doğdu, kemal buldu, yaşlandı, öldü ama küre aynı. Küre hiçbir şey olmadı küreye. Bu çizgiye de öldü, kendisinde bir şey yok. Evet. Dünya ve ahiret bu. Yani dünyadaki ben öldüm, evet. Aslıma hiçbir şey olmuyor yani. Aslında hiçbir şey. Bu boyutta değil ki o zaten. Evet. Bu boyutta sadece kesit bırakıyor. Şimdi küre kesit bıraktı ya Hasan abi. Küre kesit bırakıyor, peki insan... İki boyuta ne bırakır? İki boyut. Ya insanı birazcık şöyle bir itsek iki boyuta. Biraz ona bakalım. İnsan iki boyuta girseydi yaklaşık olarak şöyle gözükecekti. İki boyuta girse? Kesit. Kesit. Sürekli kesit veriyorum. Öyle mi? Nasıl sürekli? O anne karnında ne o? Yok. Bu başın buradan girip buradan çıkıyor. Yani benim başımı diyelim ki iki boyuta soktum. Soksan böyle. O çiçeği bu tahtaya soktuğumuz gibi soksak nasıl gözükür? Kesit verecek yani sürekli olarak. Böyle. Kesit aynen. İkinci boyuta nasıl küre kesit verdi? Bu da kesit verecek. Kulağım önce gözükecek sonra iç böyle. Böyle dırırırt yani biçki keser gibi. Aynen. Sonra en son ne gözükecek? En son yine nokta gözükecek. Fark eden öyle mi? Olacak. Yani girdiği gibi. Aynen. Ne yaptı ya? Bunu oynatmadı. Şimdi şöyle... Oynatır. Öteki şeyle yap. Başka birlikte at şeyi var ya.
Aşağı bir alttaki ha onu. Bit onu. Bu da aynı şekilde yine. Bir daha. Şu omuz baş yine bu da. Yukarıdan aşağı mı kesit yani? Şöyle geliyor, arkadan çıkıyor. Ha. Önden gelip arkadan. Tamam. Yani ben kendimi iki boyutta tam olarak ifade edebilir miyim? Ersal olarak ifade edebilir miyim kendimi? Edemezsin ki ki. Edemem, derinlik yok. Benim sadece kesitlerimi görecek oradakiler. Kesit. Kesit olarak izleyecekler sadece beni. Bir tane daha göstereyim. Ötekisiyle sabit yap onu. Her açışta. Büyüt onu. Bu şeymiş zaten, boşver. Tamam. Şimdi bir de şöyle görelim örnek olsun diye. Burada kesitler var. Ya iki boyutta ben girdiğim zaman ancak böyle görünebilirim. Bir insanı iki boyutta zorla ittirdiğinizde şöyle kesitler görülebilir. Kesitler. Kesitleri görüp ne görecek başka? Yani böyle ince diyelim ki patatesi ince kesiyorlar ya. Aynen öyle. He. O gözükecek. Ben kendim olarak ifade edemeyeceğim yani iki boyutta. Hmm. Niye? Kaybedeceğim. Kendimde derinliğimi kaybedince ne kalıyor geriye? Ben gidiyorum yani. Orada beni temsil edecek şey hücrem. İki boyutta. Niye? Kesit aldım. Hücre kaldı orada yani. İki başka boyutta. Bir hücre. Ne? Hücre kalınlığında kesseler seni. Aynen öyle. Cips gibi. Aynen öyle. Beni bütün bilgimi genetik koduna taşıyan hücre temsil edebilir orada sadece. Şimdi biraz da onların dünyasına gidelim. Bakalım orada ne oluyor. Şimdi bir kesit var burada. Yani yandan bakıyor. İki boyutta girmiş bir kesit. İki boyuttayız şu anda. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Burada yaşayan hücrelerden bir bütünlük içinde yaşıyorlar ve bu hücreler kendi görevlerini yapıyorlar. Hangi organdaysa oradaki görevini ama inatla, itinayla yapıyor. Kendi yapmak zorunda olduğu bir görevleri var bunlar. Bunlar hiç mi yorulmuyor? Hiç mi canları sıkılmıyor? Hiç mi ben bugün dinleneceğim demiyorlar? Hayır demiyorlar. Bunlar kendi istedikleri gibi yaşamıyorlar. Yaşamaları ne gerekiyorsa onu yaşıyorlar. Yani onların aslında bir şeriatları var yani. Her hangi organdaysa oradaki görevi için var gücüyle çalışıyor. Hiç başka hiçbir şey yapmıyor. Sadece tercihleri hiç yok. Yok. Sadece kendi görevini yapmak zorunda. Deli gibi onun için çalışıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Aslında bir şeriat gibi yani. O kurallar neyse o organda onu yapıyor. Burada neye varmak istiyorsun? Varacağım şimdi. Öyle mi? Yani kendi kurallarına, şeriatlarına son derece bağlı buluyorlar. Tamam. Ben bağlı değilim yani. Ben onun gibi olabilmem için bayağı bir tekabül etmem lazım. Ha, hücrelerim böyleyken ben böyle değilim. Ben değilim. Hani ben daha gelişmiştim yani. Demek ki bir komplekslik arttıkça şeyler değişiyor. Ha, kalite düşüyor diyeyim biraz. Biraz olasılık artıyor yani. Orada pek seçim şansın da yok. Ne çalışıyorlar. Şimdi şöyle. Kompleks yani bütünsel olunca olan ben öyle bir şeriatıma bana verilen yaratılış gayeme uygun o kadar çalışmıyor. Davranmama olasılığım daha çok olabiliyor. Evet. Seti daha çok seçebiliyorum onlardan. Ama onlar hayır. Çok böyle inatla kendi görevlerini yapıyorlar. İnatla yani. Ben ne kadar kötü yaşarsam yaşayayım zorluyor kendimi. Şimdi burada bu yaşam içerisinde bir tane Mevlana diye bir hücre çıkıyor oradan. Diyor ki biz aslında diyor bütün hücrelere sesleniyor. Biz aslında bütünüz diyor. Hepimiz biriz aslında diyor. Hücrenin birisi. Delirmiş. O da hepimiz biriz diyor. Yani şey yani, yani biriz derken hepimiz aslında bütünüz diyor. Yani. Bütünün bir şeyiz. Bütünselde tamam biriz diyor. Biriz diyor. Tabii ki hücre inanmıyor. Yani sen varsın ben varım. Yani ne alakası? Kemik var. Ben dokuyum diyor. Kan hücresiyim diyor. Böyle acaba sen biraz daha fazla bu işlerle uğraşmışsın diyor. Tamam yani hadi sen işine git diyor. Oradan Yunus diye bir tane hücre çıkıyor. O da diyor ki arkadaşlar hepimiz bütünüz diyor. Bedenler ölür ama can kalır diyor yani. Hani biraz böyle bakın diyor. O da, onlar diyorlar ki yani tamam yani güle güle diyorlar. Hani biz size sana inanmıyoruz. Çünkü diyorlar hani biz hepimiz ölüyoruz. Her gün ölüyoruz diyorlar. Okey. Bir tane oradan Bediüzzaman çıkıyor. Diyor ki arkadaşlar biz bütünüz. Aslında biz bütünü oluşturuyoruz. Hepimiz eşitiz diyor. Hepimiz. Sen beyindeki bağırsaktaki eşitsiniz diyor. Hiç farkınız yok diyor. Yani artık hücreler dayanamıyor. Diyorlar ki sinir hücresi burada. Beyinde yaşayan bir sinir hücresi diyor ki Bediüzzaman'a. Yani diyor ki ben bütün vücudun enerjisini toplamının %20'sini alıyorum. Çok zenginim yani ben burjuvayım ben. Ayrıca benim işim bilgi işleme, karar vermek. Ben bu ülkeyi yönetiyorum, bu evreni yönetiyorum yani. Hani kusura bakma da yani beni bağırsakla bir mi tutacaksın diyor yani. Ben hem CEO'yum, burayı yöneten benim, hem de çok zenginim.
Bütün enerjinin %20'si bende diyor. Ve diyor, o zaman diyor ki yani bunlar bütünde diyor öyle görünmüyor diyor. Sanki hepimiz tek bir amaç için çalışıyoruz. Hepimiz bir bütünü oluşturuyoruz aslında gibi diyor. Sen hemen karar verme diyor. Bağırsaklar orada diyor ki yani Bediüzzamancığım diyor yani adam haklı diyor. Yani ben burada ne yaptım hiç söylemeyeyim sana diyor. Ve burada ömrüm 2 gün diyor. Çok kısa benim ömrüm. Sinir hücresi yıllarca yaşıyor ama ben 2 günlük yaşıyorum ve aç karnı, yani karnı tokluğuna çalışıyorum diyor. Nasıl bir olacağım ben nöronla, ben nasıl bir olacağım? Bağırsak hücresi diyor. Hem yaptığım iş çok kötü, hem karın tokluğuna çalışıyorum, hem de hemen ölüyorum yani. Hani girdim ben nöronla, nöron hem zengin hem en güzel işi yapıyor yani. Karaciğer hücresi diyor ki, ben de 350 işi bir aynı anda yapıyorum ve ömrüm çok kısa yani. Karaciğer de diyor ki, benim 350 tane görevim var, hepsini yapıyorum. Hiç gözümü bile yummuyorum. Ben de nöronla bir olamam, kusura bakma diyor. Ve diyor zaman da diyor ki, arkadaşlar diyor, siz okey böyle diyorsunuz ama diyor, ben diyor birazcık diyor bu işlerle ilgilendim diyor. Böyle düşünmeyin diyor. Diyor ki, ben bütünde gördüğüm şey diyor, yaptığınız işler çok büyük diyor yani. Birazcık ben bu biraz bahsi oldum, tam anlayamadım ama diyor, bizim oluşturduğumuz bütünün yaptığı şeyler çok önemli şeyler oluyor diyor. Siz şeriatlarınıza bağlı kalın, sakın şaşmayın diyor. Yaptığınız şey çok önemli sonuçlar doğuruyor. Ben biraz bunu anladım, tam anlayamadım ama birazını anladım. Çok önemli sonuçlar doğuruyor diyor. Onlar tabii ki inanmıyorlar yani. Orada bir tane de ne var? Bir tane de kanser hücresi var. Aşağıda. Evet. Kanser. Kanser hücresi ne? Sonsuz yiyor, sınırsız yiyor. Sonsuz çoğalıyor. Bütün hücreler görevlerini yapıyor. O kendi kafasına göre yaşıyor. Kendi istediği gibi yaşıyor. Biraz da bir insan karakterine sahip. Yani sonsuz deyip sonsuz çoğalması biraz insana benziyor. Ve o zaman buna gidiyor. Diyor ki yani diyor ki, ben diyor senin yaptığın işin sonucunu bütünde gördüm diyor. Yani çok kötü sonuçlar oluyor diyor. Sen istersen biraz daha böyle bu halini bırak da biraz şeriatta bak, diğer hücreler gibi ol diyor. Eğer böyle devam edersen çok sorun çok büyük olacak da hepimizi etkileyecek diyor. O da diyor ki, ben özgür yaşıyorum, kusura bakma da diyor. Herkes deli ve asker gibi yaşarken ben kendi zevkimi sürüyorum diyor, sefamı sürüyorum. Sonsuz şu olabilir. Sen bunu biraz hani kıskanıyor musun acaba diyor. Yani hani ben böyle yaşıyorum da çok mutluyum diyor. Hani nesi kötü bunun diyor. Ve o zaman diyor ki, ben bütüne baktım diyor. Bütünde biraz gördüm diyor. Bütün aleme olumsuz yansıyor bu yaptığım diyor. Yani kanser. Sahilde evet, küçük dairede bir şey gözükmüyor gibi ama bütünsel resimde, mozaikte siyah gözüküyor, siyaha doğru sokuyorsun. Evet. Değişiyor. Bir hücrenin yaptığı şey bütün bedeni değiştirebiliyor. Bir hücre kanser olursa bir beden ölebilir. Bir hücre çok iyi olursa beden çok iyi olabilir. Şimdi buradan, bu cepte dursun, buradan şeye geçeceğim. Şöyle bir şey var. Bir küre üzerine farklı noktalardan ışık veriyorum. Farklı küre üzerine farklı noktalardan ışık verdiğim zaman iki boyutlu yüzey üzerine ışıklardan dolayı farklı farklı gölgeler oluşuyor. Ortada bir tane küre var, farklı gölgeler var. Şimdi iki boyutlu yüzeydeki varlıklar için bu gölgeler farklı varlıklardır. Yani küreye ışık şuradan verirsen orası... Aynı anda verdik hepsini. Bir sürü gölge oluştu. Şimdi iki boyutta yaşayan bir varlık bunları ayrı bir varlık olarak algılar. Bunların arasında hiçbir organik bağ bulamaz. Yani aşağıda hiçbir bağları yok. Yok, farklı şeyler bunlar. Çünkü böyledir, yuvarlaktır, şeydir, diktir. Böyleyken ötekisi böyle. Ya şöyle, bunlar aynı da olsa farklı. Niye farklı? Farklı çünkü o boyutta birbirinin farklı yani. Ben o boyuta gittiğim zaman bunları farklı olarak algılayacağım. Bunlar aynı değil ki. Yani birbirinin aynısı farklı iki varlık. Birbirinin şekli farklı, ayrı iki varlık. Şekli farklı. Fark etmez ki, farklı yani. Birbirinden ayrı bunlar. Burada tek bir tane küre var ama gölge, birden fazla gölgesi oluştuğunda ikinci boyutta, ikinci boyuttaki varlıklar bunun farkını anlayamaz. Organik bir bağ bulamaz. Bunu şöyle yapayım mı? O yuvarlak olan Nuri Muhammed'i farklı yok noktadan ışık vurunca bu esmalardır. Her bir esma ayrı bir ışıktır. Düşen Nuri Muhammed'den düşen hepimiz farklıyız. Ama aynı şeyde. Aynı ama biz bunu asla anlayamayacağız. Yani organik bir bağ kuramayacağız bunların arasında. Yani hücreler nasıl bir bütün olduklarını göremeyecekler hiçbir zaman. Arada çıkan deliler sadece görecek. Biz de bir bütün oluşturduğumuzu hiçbir zaman göremeyeceğiz. Yani oradaki gölgeler, yani düşenler, hiçbirisi
hepsine seslenip biz aslında tekiz diyemeyecek. İşte arada tek tük çıkanlar diyor. Onu da kimse anlamıyor zaten. Hani böyle şey duygusal bir şey. Hani hep beraber mutlu olalım gibi bir şey algılanıyor. Aslında gerçekten bir bütün olduğumuz hiçbir zaman anlaşılamıyor yani. E çünkü biz de nasıl biri olacağız? Ayrı ayrı insanlarız yani. Hani bu boyutta bunu anlayamıyoruz yani. Bu boyutta anlaşılmıyor. Anlayamıyoruz. Burada da aynı şekilde bunlar ayrı. Hiçbir zaman da birbirlerinin aynı şeyin bir gölgesi olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaklar. Şimdi bir de insan şecere olarak ağaçlar görünüyor. Sen orada öyle geçiyor. Bir de şöyle diyeyim ben. İnsan başka bir şeyin üç boyutta kesit verdiğinin sonucu olabilir mi acaba insan? Ha, nasıl bir de? Başka, ya bizim üstümüzdeki boyutun bizim boyutumuza girerek kesit vermesi olabilir mi acaba? İnsan şeklinde gözükmesi. Acaba? Acaba biz de hücreler gibi bir bütünü mü oluşturuyoruz? Yani her bir insan bir hücre gibi, bütün insan toplansa ne olur? Sıkıştırsak. Öyle mi demek istiyorsun? Yani bütün zamanlardaki bütün insanlar aslında üst boyuttan gelen bir şeyin verdiği kesitlerin toplamı mı acaba? Yani ve her bir insan kesit ayrı, her insan kesit ayrı ama bütün kesitleri toplasak... Şecere mi oluyor acaba? Allah Allah. Bakalım. Ağacı ben bu sefer iki boyuta itiyorum. Bunu İt bakalım, merak ettim ya. Bu da dünyalı. Vallahi merak ettim ya. İttirdim. İt. İttirdim. Şimdi iki boyuta önce nokta olarak ve küçük çizgiler olarak ilk dallar girmeye başladı. Değil mi? Ondan sonra ağacın kendisi geldi. Yani dünya üzerinde insan oluşmaya başladı tek tük. Sonra büyüdü. İnsan. Maksimum haline geldi. Sonra da tekrar yok oldu. Şimdi şöyle ama kesit veriyor ya şimdi bir şey kesit veriyor ben oluyorum. Verdiği kesite gidebilmem için benim geri mantık kurmam lazım. Nasıl geri derken? Yani şöyle. O nokta her bir insan mıdır o şey dalı? Acaba olabilir mi? Şimdi düşünmemiz lazım bunu. Şimdi şöyle buradan geri gideceğim ben ağacı bulabilmem için benim noktadan geri gideceğim. Nokta benim. Tamam gir bakayım gir. Nokta benim. Tamam gittin. Şimdi... Yavaş yavaş geliyor ya ağaç iki boyuta veriyor. İşte benim kardeşlerimi içine almaya başladı. Ha diğer dallar, teyzeni, halanı, çocukların. Gitti. Senin... Evet onlar bunlar onlar. Ondan sonra diğerlerini içine almaya başladı. Yani? İnsanlığın tamamını içine aldı. Bir insanın mı insanlık mı? İnsanlık oldu çünkü benle başladı. Bütün insanlığı içine almak zorunda çünkü dallanma o şekilde devam ediyor. Geri doğru gidiyorum. Hazreti Adem'e doğru gidiyorum yani. Bütün insanları aldı içerisine. Ama şöyle bir şey var. Canlılığın oluşumu da bunun içinde aslında. Yani canlılık buraya gelirken bir şey buraya kesilirken canlılıkla başlamış olabilir mi acaba? Hani buraya gelirken yani şu yani ne demek anlamadım. Hep kesit veriyor ya küre kesit veriyordu. Başka bir şey üçüncü boyuta kesit veriyor bu sefer. Başka bir şey üst boyuttaki üç boyuta buraya bu aleme bu kesit aleme kesit veriyor. Acaba ilk önce canlılık mı başladı o şekilde? Çünkü daha geniş düşünmem gerekiyor. Sadece insan olamaz bu. Daha geniş düşündüm. Canlılıkla başlamış olabilir. İlk hücreyle. İlk hücre. Olabilir mi acaba? Olabilir. Bunun içine hayvanlar da girer, bitkiler de girer. Hayvanlar da girdi, bitkiler de girdi. Yani öyle bir şey geldi ki bu aleme canlılık kesitini verdi yani. Canlı kesitini verdi. Acaba ama onu da geçtim. Acaba bu gelen şey cansızları da mı içeriyordu? Öyle olması lazım. Çünkü buraya kesit veriyor. Sadece insanı, sadece canlıları da değil, cansızları da kapsıyor olması lazım. Bu nereye geldik ki biz? Büyük patlamaya yaklaştık bayağı yani. Acaba büyük patlama başka bir şey buraya kesit vermesi olabilir mi? Kesit verme başladığı an olabilir mi? Çünkü orada ne var? Mutlak düzen var. Kütle yok. Bütün bilgi, her şey bir arada. Yani mutlak, her şey mutlak. Ve mekan yok, şey yok, hiçbir şey yok, zaman yok, bu sıfır. Bu kesite geldi, buraya kesit vermeye başladığında zaman her şey oluşmaya başladı sanki gibi. Yani önce işte her gün bir şeyler oluşmaya başladı. Atomlar birbirine çarparak dönme hareketleri başladı. Gezegenler oluştu. Gezegenler üzerine canlılık oluştu. Yani bu girmeye devam ediyor yani. Ağaç girmeye devam ediyor. Devam ediyor. Ondan sonra işte ilk hücreler oluştu. Hücrelerden sonra... Üstün varlıklar oluştu. Yani yüksek yapılı varlıklar oluştu. İnsan oluştu.
Sonra gitmeye mi başlayacak acaba? Çok ilginç. Ve ağaç olması çok tuhaf. İşte sen mi çizdin yoksa bunu çizmiş mi adam? Hepsini ben kendim yaptım. Kendin mi yaptın? Hepsini. Sen yaptın kendini. Ayıştırıyorum diyorum, kafayı yedim diyorum size. Fesvallah. Bir de şöyle bir şey varsın abi. Şu bağırsak hücresi vardı ya. Bağırsak hücresi... Biliyor musun son dersimiz ne biliyor musun? Ne? Son dersimiz ne? İkizim ve görünmeyen abi. Okey. Görüyor musun? Bu benim burada. Bu gözükmeyenim gözükür hali. Görüyor musun bak? Ve şimdi bakayım yayınlanınca onu sen bir dinlemen lazım. Abi bakayım ne oluyor. Ben zaten takip ediyorum. Ha bu. Bir de bir şey unuttum abi. Burada bağırsak hücresi karşı çıkıyordu ya dedi. Biz bütün olamayız diyordu. Diyor ki şimdi bir de orada dev bir boşluk var diyor. Sonsuz bir boşluk var burada. Neresi için diyor? Bağırsak için. Burada sonsuz boşluk var diyor. Sen hadi dedin hücreler bir araya geldik. Sonsuz boşluğu nereye koyacaksın? Nereye bütünleyeceğiz? Nereye bütün olacağız? Diye karşı çıkıyor. Bir de ayrıca orada mikrobiyata var. Bir sürü bizim genetimizin dışında bir sürü mikroorganizma var. Bakteri ve şey mikrop. Diyor ki burada uzaylılar var diyor. Yani burada bir sürü uzaylı yaşıyor. Sen hangi birimizi birleştireceksin diyor ya. Biz nasıl biri olacağız? Biraz saçmalıyorsun sen aslında diyor. Uzaylı var diyor. Evet. Yani benden değil. Metafizik alemleri var, cinler var, şeytanlar var falan diyor. Sonsuz yani. Hani al hepimizi bir bütün yapsan bu artık değilmişsin sen diyor. Biz bütün olamayız diyor. Hani ben onlardan kendimi korumaya çalışıyorum. Sen hepimiz bütünüz diyorsun diyor. Yani ben içinde bulunduğum şartları temel alarak bir şeye gidemem yani. Bu şöyle olabilir, böyle olur diyemem yani. Biraz açmam lazım. Yukarı bir üst boyuttan da düşünebiliyor olmam lazım diyor. Kendi boyutumda sabit kaldığım zaman yani mantıkla sadece ilerlediğim zaman her şey sorun yani. O bütüne gidemem. Tek ben varım. Bütün yok yani. Bütün yok. Kendi mantığına ve düşünsel merkezine ben merkezli yaparsan... O zaman niye çalışıyorsun ki sen? Niye kalp hücresi niye o kadar deli gibi çalışıyor? Niye kendini kasıtla çalışıyor? Yani demek ki aslında işleyen bir sistemin bir parçası. Onun bilmesine gerek yok. Ama sonuçta bir sistem var. Eğer sen yaşıyorsan bir amacın olmak zorunda. Bu amaç da hücrelerde... Neyi esas olarak yaşıyorlar? Genetik kod diyebiliyoruz. Onların Kur'an-ı Kerim'de biraz o olmuş oluyor. Çünkü tamamen ona bakarak yaşıyor. O ne diyorsa onu yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim orada onlar oluyor. Onun için yaşıyorlar. Her şeyi yapıyorlar onun için. Mesela zararlı bir şeyler yiyoruz, miyoruz. Hemen hücre diyor ki, bakıyor yediğin şey zararlı. Ben bundan enerji üretirsem öleceğim. Diyor ki ben bundan enerji üretmeyeceğim. Ya yağa çevirip saklıyor ya da eğer kullanmak zorunda kaldı. Çünkü sürekli kötü beslendiğimiz zaman o da enerji üretmek zorunda kullandı. Sorun oluştu. Hücre ölecek. Hemen intihar ediyor. Hasarlanma belli bir düzeye gelmeden önce hücre intihar etmek zorunda kalıyor. Niye? Bütünü koruyor. Niye bütünü koruyor? Bütünü korumasının bir kural olarak bir nedeni var. Tek hücreliler vardı ya 2 milyon yıl önce tek hücreliler vardı. Onlar bir araya geldiklerinde yaşam için bir şey kazandılar. Şans. Yani daha yaşayabildiklerini gördüler. Yani bir araya gelenler daha çok yaşadılar. Niye? Hem besine ulaşma hem bir arada durarak korunma gibi vesaire şeyler oluştu. Ya, bu fark, bu olumlu fark öyle bir noktaya geldi ki artık kendisinden vazgeçti. Yani kendisini bırakıp bütünün iyiliğini düşünmeye başladı. Çünkü bütünün iyiliğini düşününce o da iyi olacak. O da kazanacak yani. Bu yüksek yapılı canlıların oluşmasına neden oluyor. Yüksek canlı yapılı yapıların oluşmasının nedeni bir hücrenin kendisini bırakıp kendi iyiliğini bırakıp bütünün iyiliğini düşünmeye başlamasından dolayı oluyor yani. Ben kendimi bırakmazsam, kendi hayatımı yaşarsam bütün olamam yani. Kendini bıraktı, bütünün iyiliğini düşündü, bütünün iyiliği için var olmaya başladı, bu sefer başka bir şeye dönüştü. Bütün sistemler böyle. Bütün nöronlar kendi için asla yaşamaz, bütün için yaşar. Her şey bütün içindir. Verilen işi son derece deli gibi kendi yapar, istekle yapar yani. Ne olur? Bilinç oluşuyor, başka bir şey oluşuyor. Sen kendinden vazgeçip bir bütün için çalışmaya başladığın zaman o bütünlük başka bir şeye dönüşüyor yani. Daha üst bir şeye dönüşüyor. Dönüşüyor. Tek hücreli yüksek yapılı canlıya dönüştü. Nöron bilinç oluşturdu yani. Yani o orada nöronun kendisinin bilinç oluşunu tabii ki bilmiyor ama ben biliyorum. Benim bilincime neden oluyor çünkü. Çok acayip. Kendisine aşkın. Kendisine aşkın oluyor. Yani cemaatte de böyle. Hani ben kendime vazgeçemediysem, evet. Cemaati kendimi feda edemediysem o bütün olmayacak. Olamayacaksın.
Aynen. Ana temaları bir anlat, ondan sonra var mı başka? Sonra namaz kılarız, sonra devam ederiz. Bitti herhalde, evet. Bitti mi? Bayağı bir detay vardı ama. Tamam, bitti. O tekiler nedir o şeyler? Onlar gene zamanla alakalı mı vidalar? Bunların hepsi şey aslında, size gösterdim ya şey. Bunlar aslında şey, MR görüntüsü. Yani insanlar kesit alıyor ya, hani ben ikinci boyutta nasıl geliştiğini göstermek için. Çok ilginç ama ya, kısa ama. İkinci boyuttaki kişinin beni görmesi yani. Şimdi bu şeyi, o küreyi böyle bir yerden geçirmek, bunu sen mi düşündün? Aslında önce şeyi düşündüm ben. Bu başka bir şey buraya kesit veriyor olmak zorunda. Çünkü yani biz, başka türlü olmayacak. Çünkü aynı, benzer özelliklerde farklı varlıklar, al sana hücre. Onlar da benzer, aynı kodu taşıyor ama farklı varlıklar. Biz de öyleyiz. Bir şey oluyor yani, boyut 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 aynı döngü devam ediyor. Bizim üzerimizdeki boyutun üzerinde de var, onun üzerinde de var. Onlar nelere dönüşüyor? Bilmiyoruz yani. Hani hücre beni anlayamayacak ya, ben üstü anlayamıyorum yani. Bir örüntü denen bir şey var. Ne? Örüntü denen bir şey örüntü. Var. Bir kurallar zinciri var. Bu büyüyerek devam ediyor. Biz bunların çoğunu anlayamıyoruz. Bilimde bu çok kullanılıyor. Mesela tesadüf denen şey var ya, tesadüf aslında bir örüntünün %1'ini anlayabildiğim şey. Ben diyorum ki %1'ini anlıyorum. Tamamını göremiyorum ya o olayın. O döngünün tamamını göremediğim için tesadüf diyorum. Tesadüfen geldik, karşılaştık. Tesadüfen ben oraya gittim o gün. Aslında bütünsel içinde kasıt var. Bir kural var orada. Mesela bir yoğurt döküldü, ayran döküldü, böyle bir şekil oluştu falan. Onların hepsi bir kural dahilinde. Hepsinin bir şeyi var. Hepsinin büyük resimde bir anlamı var yani. Onlar boşuna oluşmuyor yani. Her tesadüf dedim ya ben. Tesadüf olamaz. Her şey kaos teorisinden yola çıkarak, onlar çok net bir şekilde açıklıyorlar bunu. Senin tamamını göremediğin olayın en ufak kısmı tesadüftür. Sen onu göremiyorsun. İşte izah edemediğine verilen bir isim işte. Acizin ifadesi. Çünkü ben bu boyuttayım ve birçok şey beni aşıyor. Ben kabul etmek istemiyorum. Çünkü bildiğini, beyin de öyle çalışıyor aslında. Hani bilmediklerini, boşlukları bırakmamaya çalışıyor ki onunla uğraşma artık. Ne, nasıl bir beyin boşluk? Boşluklar var. Mesela belli zaman dilimlerini unutuyoruz vesaire, değil mi? Hani hatırlamıyoruz. Unutuyoruz. Beyin hemen siliyor, şey yapıyor, üstünü kapatıyor ama onunla uğraşma diyor. Mesela tarihsel olaylarda çok oluyor. Belli tarihlerde çok olaylar olur mesela. İşte kazalar, kasıtlı öldürmeler vesaire olur. Onu hatırlatmaz onları. Yani aralarda boşluklar varsa eğer kapatır. Niye kapatıyor? Onunla uğraşma. Sen işine bak. Onlarla uğraşma. Görme dediğin şey tamamen illüzyon yani. Görme. İllüzyon. Tamamen Photoshop. Görme merkezin etrafı biz siyah beyaz görüyoruz aslında. Sadece merkeze yakın kısımlar renkli. Kör nokta var. Tam ortada kör bir nokta görmemiz gerekiyor. Niye görmemiz? Kopyada yapıştır. Nasıl yani? Anlamadım. Kopyada yapıştır. Etrafından alıp ortaya kör nokta var ya, görme merkezinde kör nokta var ya. Öyle mi var? Bizde öyle mi var? O kör nokta var. Aynen, gözde. Kör nokta mı var? Oraya ışık düşmüyor. Kör nokta kafada. Gözde, mercekte yani. Kör nokta mı var? Aynen, ışık düşmüyor oraya. Düşmeyince ne yapıyor? Düşmüyor. Orası karanlık. Oraya ben bir baktığım zaman ortada bir karanlık görüyor olmam lazım benim. Niye gözükmüyor? Kopyada yapıştır. Beyin Photoshop yapıyor. Orayı kapatıyor. Kapatıyor. Bir de şöyle bir şey var. Senin, biz bakarken milimetrik oynatıyoruz ya gözleri. Sadece oralar net aslında. Diğer yerleri kopyada yapıştır. Bir öncekinden alıyor kopyada. Beyin mi yapıyor bunu? Yalan söylüyor. Yani şöyle bir sistem var. Diyor ki sen yaşa yaşa yani. Hani ben onları kapatıyorum, sen işine bak. Ya onlarla uğraşma yani. Kim, bunun adı nefis midir? Bu bilinçaltı program. Yani canlının başladığından beri oluşan 3,5 milyar yıllık bir araştırma geliştirme sonucu bu. Hangisi bu dediğim mi? Bütün bunlar otonom sinir sistemi tarafından kontrol ediliyor. Otomatik yapılıyor bunlar. Yani görme dediğin şey sahte, böyle photoshoplanmış bir şey aslında. O aslında böyle mi? Sen orijinalini görsen korkarsın. Damarlar falan var ya, böyle damarlar var. Onun izlerini de görüyor olmamız lazım. Bizim görmüyoruz. Niye Photoshop? Bazı testler var. Böyle noktalar var. Böyle bir artın etrafında noktalar var. Biraz bakınca o noktalar kaybolmaya başlıyor. Biraz bakıyorsun, böyle bir dakika bakınca kayboluyor. Niye?
Göz onu gözdeki kusur zannediyor, görme kusuru zannediyor, yok ediyor, photoshopluyor onları. Beyin mi yapıyor bunu? Aynen öyle. O zaman bazı şeyler var doğru zannettiğimiz. Beyin yanılgısı, aldatması mı? Şöyle, biz aslında gerçeğin ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz yani. Yani beyin, beyine gelen bilgi altı katıyla işleniyor. Yani bir bilgi geldi beyine, görmeyle ilgili bir bilgi geldi diyelim. Görmeyle alı. Altı kat bilgiyle görme merkezine gidiyor. İşleniyor önce, işleniyor yani photoshoplanıyor, altı kat şeklinde görme merkezine gidiyor. Altı kat daha net, öyle mi? Yok, altı kat büyümüş, işlenmiş. Ha. İşliyor, photoshopluyor. Orasını çıkarıyor, burasını bilmem ne yapıyor, öyle geliyor. Sen onu görmüyorsun yani, gerçeği görmüyorsun. Gerçeği görmüyorsun. Görmüyorsun, göremezsin de çünkü sen iki gözle bakıyorsun. İki ayrı görüntü görüyor olman lazım, o photoshoplanması lazım. Aslında iki ayrı görüntü, iki farklı olmasa ama tek görüyoruz. İşleniyor, sürekli işleniyor. Koklama dışındaki bütün duyular işleniyor. Koklama böyle değil mi? İşler mi? O önce geliştiği için, önce o beyinden bile önce, beyindeki birçok sistemden önce geliştiği için o hiç doğrudan merkeze gidiyor. Hiç koku. Sadece o yüzden hafızayla çok alakası var onun yani. Direkt koku. Koku hiç işlenemiyor mu? O beyinden önce mi gelişti? Beynin beş duyuyu işleyen merkezinden önce geliştiği için onunla alakası yok, onunla bağlantısı yok. O yüzden doğrudan oluyor yani kokuyor. Direkt beyine gidiyor yani. Direkt gidiyor. Kokunun, ben iki tane ders yaptım belki de, üç tane biliyorum. Kokunun da baktım ki cemaat namı sayı değil. Ve iki dersi es geçtim. Ne biliyor musun? Her bir kokunun matematiksel bir formülü var. Megahertz dalga boyu var. Beyninde var. Evet. Yani koku dediğin şey 2 artı 2 artı 2 artı eksi 1 artı 12 gibi böyle bir formülü var realite. Moleküller var yani, moleküller, evet. Uzaysal yapılar, evet. Var, onlar bizim için öyle. Bir de şey var, onu da anlatayım için. Bizim fiziksel dünyaya karşı otonom sinir sistemimizin iki modu var. Biri alarm düğmesi, diğeri gevşeme düğmesi. Bu iki moddan birini kullanıyoruz sürekli. Gündüz gece her zaman bu ne mesela kullanıyorsun? Sempatik ve parasempatik deniyor, önemli değil. Biri alarm modu, yani avlan, hayatta kal, yaşamda kal. Gerekirse kaç, gerekirse savaş. Bu birinci mod. İkinci mod da gevşeme modu. Rahatla, dinlen. Yani gevşeme ve rejenerasyon, düzen, yeniden yapılanma modu. Şimdi şöyle, eskiden aslandan kaçıyordun, kaplandan kaçıyordun. Orada stres bitiyordu. Orada bitiyordu. Ondan sonra mağarada gidiyordun. Mutlusun. Senden mutlusu yok. Bunun üzerinden geliştiği için şu andaki benim yaşadığım bütün stresler, sana kızdım mesela. Aynı. Aslandan korkuyordum ya. Vücut için aynı, o fark etmiyor. Doğrudan sempatik sisteme geçiyor. Sempatik sistemde ne oluyor? İç organlar çalışmaz. Sindirim sistemi, boşaltım sistemi çalışmaz. Yara iyileşmesi olmaz. Korkuda değil mi? Diyor ki bir sorun var. Kanı basıyor sana bak. Beynine basıyor, analitik düşün, çözüm bul. Bacaklarına basıyor, kollarına basıyor, koş kaç oradan. Çok basit. Korku değil mi? Ha, kaç, yaşa yani, anladın mı? Yaşama, yaşamda kal. Sana kızdım ben, sinir oldum. Aynı şey, aslan vardı, oradan kaçmam gerekiyordu. Vücut aynı tepkiyi gösteriyor, onun için fark etmiyor. Tehdit ne olduğunu, önemi yok yani. O zaman şeyi çalıştırmıyor mu? Üremeyi? Çalışmıyor, şey. Ona hiçbir çalışmıyor. O korku anında çalışmıyor. Çalışmaz. Niye çalışmıyor? Kaç, kendini kurtar. Trafiktesin, bekliyorsun, sinir oldun, aynı. Ne oluyor? Tansiyon çıkıyor vesaire. Niye tansiyon çıkıyor? Diyor ki kaç oradan, orada sorun var. Yaşamda kal. Parasempatik sistem ne yapıyor? Bütün hücreler yenilenmeye başlıyor, kendini yeniliyorlar. İşte mutluluk hormonları salgılanıyor. Yenileniyorsun yani. Hani şu gece uyumanın önemi vardı ya, 11 ile 4 arasında mutlaka uyuman lazım. Uyumanın amacı zaten parasempatiğe geçmek. Niye parasempatiğe geçmek? Niye? Zorla. Zorla. Geçmezsen ölüyorsun zaten bir süre sonra. Zorla parasempatiğe geçiyorsun. Namaz. Namazda ne oluyor? Namazda aynı şekilde. Meditasyon ve namazda da parasempatiğe geçiyorsun. Yani hücre mi yenileniyor? Evet. Bana 5 kere gel diyor Allah. Ben seni yenileyeceğim diyor. Bu mecbursun ama bak. Biyoloji günü kurtarır. Günü kurtarmıyorsan bittin yani. O sorun başladı yani. Mütevelli etmek zorundasın. Namazda eğer derin namazsa... Hakiki namazda yani parasampata geçersin. Ama değilse, hemen kılıp geçiyorsan geçmezsin. Parasampata geçemiyorsun.
beyin dalgaları alfa ve beta oradan anlaşılır. Yani bir ölç kişi nasıl namaz kılıyor anlarsın. Şeyde meditasyon, derin meditasyon derler. Bak meditasyon değil, derin meditasyon seni parasampatiye geçirir. Şeye, yenilenmeye. Parasampatiye geçemiyorsan, sampatik değilsen kafanda sürekli bir şey varsa yaran iyileşmez. Sindirim sorunları olur. İşte kabız olursun vesaire vesaire. Niye? Geçemiyorsun ki oraya. Uykunda bile kafan orada yani. Diyor ki vücudun sana ama kanı beyine basayım, analitik düşünsün, çözüm bulsun diyor. Oysa ona ihtiyacı, onun dinlenmeye ihtiyacı var. Hastalıklar daha hızlı gelişebiliyor. Niye sen savunma sistemlerini çalıştırmıyorsun yani? Sen pete geçemiyorsun yani. Ki, o yüzden. Bismillah. Sen anlatırken kafamda neler oluyor? Mezemin o. Şimdi biliyorum. Vay be. Bu yaşadığımız saray bu. Elbeden. Bu yani bina. Ya sen, yani ruh. Bütün kurallar belli o binada. Diyor ki sen onlarla ilgilenme diyor. Yani orada kurallar zaten gidiyor. Sen işine bak diyor. Sen işinle ilgileneceksin diyor. Her şey sahte. Yani bütün sistemler kendi çalışıyor. Ne yapacağını onlar biliyor. Sen sadece yiyorsun, atıyorsun yani. Demek ki başka bir şey için buradayız demek ki. Yani. Yeme ve şey, yenilenme ve neydi o? Gevşeme. Yenilenme ve neydi? Gevşeme. Yeniden yapılanma. Yapılanma. Şey, bu senin vazifen değil. Sen başka bir şey içinsin. Onlar zaten sistem yapıyor. Onlar zaten çalışıyor. Ama senin yapacağın şey onlara uygun davranmak. Yani ben kafamda sürekli dünya ile meşgulsam yenilenemeyeceğim. Erken yaşlanacağım. Ya da hasat risklerini arttıracağım yani. Çünkü senin asıl vazifen bu değildi. Şöyle oradaki düşünceyi neye ayırıyor? Neden din düşünürsen sen parasam yani rejenerasyona giriyorsun da dünya düşünürsen niye giremiyorsun? Orada şöyle bir şey var. Korteks aktivasyonu bu dünyayla ilgilenir. Fiziksel dünyayla ilgilenir. Senin parayla düşünüyorsan aynı şey. Aslanı düşünüyorsan aynı, fark etmiyor. Orada sempatiktesin. Sorun var. Kaç. Yataktasın, sen uyumaya çalışıyorsun ama para var kafanda. Dünya var. Girmeyeceksin. Ama dünya değil de ahiret düşünüyorsan o ne alaka? O da düşünce, o da düşünce. Orada korteks çalışmıyor. Yani korteks çalışmıyor değil. Korteks aktivasyonu bütün olarak ona yüklenmiyor. Yani bütün olarak beyin kalkıp da şeyi düşünmüyor. Ahireti. Ha yani ben ne yapacağım diye demiyor. Orada biraz değişiyor yani. Düşüncenin şeyi değişiyor. Mesela aynı şekilde bir kuş cıvıltısına odaklanırsın da Osmanlı'da öyle tedaviler varmış. Su sesi. Aynı şekilde korteks aktivasyonu indi. Su sesine odaklandım. Parasampatiye geçtim. Yenilenmeye başladım. Aslında zihinsel sorunları tamir ediyoruz diyorlar ya, hiçbir şey yapmıyorlar. Kendi kendine tamir oluyor. Parasampatiye geçince tamir süreci başlıyor. Tamir süreci çalışmaz. Parasampatiye girmiyorsan çalışmaz. O da dinlenme parasampatiye dediğince o... Odaklanınca, bir şeye odaklanınca, kuş sesine, su sesine odaklanınca kalmıyor. Yani korteks kalmıyor. Dünyadan çıkıyorsun yani. Öyle mi? Peki şey, tefekkür de herhalde Allah-u Alem bunun en büyük yenilenmenin sebebi. Deli gibi şeye girersin. Yenilenmeye girersin. Orada tabii başka şeyler de var. Eğer belli bir noktaya gelirsen hücrelerin de sana uyum sağlamaya başlıyor. Yani şu anda hani biz hayvani bir yanımız var ya. Hı-hı. O nedenle onlar ayrı, biz ayrı gibi. Ama belli bir noktadan sonra onlar uyum sağlamaya başlıyor. Yani buna rezonans deniyor. Peygamber Efendimiz'in gölgesi niye düşmüyor? Niye düşmüyor? O bilinç düzeyi o kadar yüksek ki bütün atomlara ona rezonans olmuş. Onun bilincine rezonansa geçen bütün atomlar o düzeye geçiyorlar. O düzeye geçince şey, ışık ona engel görmüyor. Aslında bu açıdan siz bunu daha iyi açıklarsınız. Peygamber Efendimizin buradaki şununla ilişkisi, yani buradaki dünyadaki peygamberle dışarıdaki peygamberin ilişkisi nasıldı? Bence onu daha iyi açıklarsınız siz. Bir daha söyle bunu. Hazreti Muhammed, Abdullah. Bu ikisinin arasındaki şey, ilişki nasıldı? Yani onlar hani ben kopuğum, benim alakam yok, bundan haberim yok benim. Çünkü ben buradayım. Sen o çizgidesin. Ben buradayım, bundan hiç haberim yok. Ama Peygamber Efendimiz'in bundan da haberi vardı. Bence bunu siz daha sıkarsınız. Nasıldı o? Ben bunu çoğaltacağım. bu misal var ya şu. Bu dünya ve ahireti Allah'ın izni bir şey ya. Bu bitiriyor. Sana işte Allah bir şey veriyor. Bak buraya kafanı kullan. Bak sen ne yaptı biliyor musun?
Şimdi tefekkür, o rezonans dedin, yani yenilenmeni niçin yapıyor? Niçin böyle ehli tefekkür suratları nurani sokakta? Baktığın zaman suratları diğerlerine çökük, somurtkan, giremiyor, siyah. Giremiyor. Aa, evet, ben bunu düşünmemiştim. Giremiyor ki, Persanpıta'ya giremiyor. Giremez de zaten. Giremiyor. Dünyada yenilenemiyor. Aslında o tefekkür edenin siması kendi çocukluğuna dönüyor. Yenileniyor hücre. Sıfır hücre olunca parlak hücre oluyor. Tefekkürde nurani oluyorlar o insanlar. Mesela şöyle diyeyim. Sokakta dolaşırken sırf Kur'an okuyan Müslümanı şöyle görürsün. Beyazdır. Bak, nuranidir. Tefekkür eden ise pembeleşir. Tefekkür eden. Mesela beyaz giyen memurlar var. Pembe giyen mesela kasiyerler var ya para verirken. Sıkılmayasın. Rahat ya, senden üfürerek parayı almak için pembe giyerler, kasiyerler ki mesela kadınlar pembe giyer. Rahatlatma şeyi. Mesela beyaz art niyeti anlatmaz. Arı durayım der. Ameliyathaneler yeşildir. Dinlenme iş yapar. Hadi dinle. Aslında şey yap. Teslim ol. Rahat ol. Keyfine bak. O da aslında onarıma giriyor yani. Onarıma giriyor. Boya o elbise. Tabii yeşil elbise. Beyaz diyor ki güven. Art niyetim yok yani. Ben sana hep yardım etmek istiyorum. Beyaz Safiullah'tır. Yani Adem Safiullah'tır. Çocuk beyaz aynı. Çok acayip. İyi.